Tabii ya. Kesin kendini Ömer'e acındırıyordur. Yılan. Ali, iyi misin? Hayır. Hiç iyi değilim hem de. Teyze. Amerika olayına hiç sıcak bakmıyor. Neden gitmek istediğimi de açıklayamıyorum. Ben o Bodrum'da tam 2 gece kaldım. Ölümle burun buruna geldim. Ama o bunu bilmiyor işte. Benim gitmem lazım. Haklısın. O zaman bir gerekçe bulalım. Düşünüyorum ben de ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Kariyer. Ama... Ya sonuçta gerçeği söyleyemeyiz ki. Haklısın. Teyzem de bunu anlayacaktır zaten. Yine bu Amerika meselesi mi? Müzeyyen Hanım. Biz de kariyer için ne kadar önemli olduğunu konuşuyorduk. Alev'in kariyeri var zaten. Ben bahçeye çıkacağım. Müsaadenizle. Gerçekten gidecek misin Alev? Evet teyze. Bu eve geldiği günden beri beni istemedi. Biliyorsun sen de. Fevri davrandığım için bana kızıyorsun. Biliyorum, haklısın da. Ama ben böyleyim teyze. İçim dışım bir benim. Ne kadar yanılmışım. Neyse, ben bugün evdeyim. Gideyim de eşyalarımı toparlayayım. Son anda elim ayağıma dolansın istemiyorum. Ah annem, ah. Konuşmama izin vermiyorsun ki. Anne, yalnız mısın? Abim Zehra da salonda demişti. Biraz evvel çıktı bahçeye. Siteye bakacaktık da. Ne oldu? Senin neyin var? Alev, huzursuzluk çıkmasın diye evi terk edecekmiş. Zehra, Ömer. Yok anne. Yok ben inanmıyorum. Abim de Zehra da asla böyle bir şey yapmaz. Ben de inanmak istemiyorum ama maalesef öyle. Niye kırgın hala? Neyi yanlış yapıyorum anlamadım ki. Burada mıydın sen? Evet. Biraz çalışacaktım. Thank you.
Senin canın bir şey mi sıkıldı? Yok bir şey. Hayır var. Yani kafana bir şeyler takılmış, çözüm bulamıyorsun. Bunu nereden çıkardın ki? Sen dalgınken saçlarınla oynuyorsun. Bir de duygunu saklamaya çalıştığında kaşlarını çatıyorsun. Ben az önce buraya gelirken de yaptım. Ya. Bunu hep mi yapıyorum? Genelde. Anlatmayacak mısın ne olduğunu? Şimdi anlatmasam olur mu? Tamam, şimdi değil. Ama daha sonra anlatacaksın. Tamam. Gel Ayşe'cim. Abi, ben Zehra'yı konuşacaktım. Tamam canım. Benim de biraz işim vardı. Görüşürüz. Görüşürüz.